Transfer Haberleri'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce de çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. Tuttuğunuz takımın formasını kazanan iki kişiden birisi olmak için yapmanız gereken sadece videoyu beğenmek ve kanalıma abone olmak. Çekilişin sonucu 10 Ağustos'ta açıklanacak. Ayrıca günü sorusu olarak da Cumartesi günü oynanacak olan Süper Kupa finalini sizce kim kazanır? Cevaplarınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi daha fazla zaman kaybetmeden videomuza geçelim. İyi seyirler. Geçtiğimiz sezon çok iyi bir performans ortaya koyan Giorgio Keres doğal olarak dev takımlarında ilgisini çekti. İngiliz ekipleri Arsenal, Tottenham ve Liverpool'un bariz bir ilgisi mevcut. Sporting Lisbon ise resmi tekliflerin kendilerine ulaşmasını bekliyor. Aslında Portekiz ekibi onun için 100 milyon euro talep ediyor. Ancak pazarlıklar ve bonus maddeleriyle 80 milyon euroya kadar düşme ihtimalleri söz konusu. Atletico Madrid uzun süredir Chelsea'nin merkez orta saha oyuncusu Gallagher'ı bitirmeye çalışıyor. İngiliz ekibinin 35 milyon euro civarındaki bonservis beklentisine olumlu yanıt geldi. Şu anda ödeme planı ile ilgili ayrıntılar konuşuluyor. 24 yaşındaki oyuncu kısa süre içerisinde İspanyol ekibine katılacak. Strasbourg'un 20 yaşındaki yıldızı Habib Diarra, Everton kulübünün takibinde. İngiliz ekibinin çok kısa bir süre içerisinde teklif yapacağı konuşuluyor. Ancak bu transfer hiç de kolay değil. Çünkü Fransız ekibi onu satmayı kesinlikle düşünmüyor. Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün abisi Ozan Kökçü, Finlandiya ekibi Helsinki ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonu Hollanda ekibi FC Eindhoven'da geçiren Ozan Kökçü 38 maçta 12 gol, 4 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Hollanda 2. liginde sezonun en iyi ilk 11'ine seçilen Ozan Azerbaycan A milli takımı formasını da 7 maçta giydi. Chelsea Villarreal'den 22 yaşındaki kaleci Filip Jorgensen'i kadrosuna kattığını açıkladı. Chelsea bu transfer için İspanyol ekibine 24 milyon 500 bin euro bonservis ödeyecek. 2017'den beri İngiliz ekibi Brighton'da forma giyen Pascal Gross tekrar ülkesine dönüyor. Borussia Dortmund'un deneyimli isim için yaptığı 7 milyon euroluk teklif kabul edildi. Keylor Navas Paris Saint-Germain'den ayrıldıktan sonra Monza'nın teklifini kabul etti. 37 yaşındaki file bekçi 1 Temmuz'dan beri boştaydı. Navas için bonservis bedeli ödenmeyecek. Calvin Phillips için Aston Villa resmi girişimlerde bulunacak. Şu anda Aston Villa yönetimi ödenecek bonservis bedeli üzerinde tartışıyor. Yakında rakam belli olacak. İngiliz basını da bu transferin 30 milyon euroya bitebileceğini yazdı. Arda Güler dünyadaki biri çok takım tarafından izleniyor. Geçen sezon Real Madrid'de yeterli süreyi alamayan 19 yaşındaki oyuncu için Real Madrid'in kapısını çalan bir aracı şirket, eğer Arda'yı satmaya düşünüyorsanız bir gün içinde satılır sözünü kullandı. Aracı şirket Newcastle United'ın 60 milyon euro artı 20 milyon euro'luk teklifini İspanyol devine iletse de Real Madrid Arda Güler'i kadrosuna tutmayı istiyor. Borussia Dortmund, Manchester City'den Jan Kouton'un transferi için sözlü anlaşma sağladı. Alman ekibi bu transferi için bonuslarla beraber 25 milyon euro ödeme yapacak. Son iki sezonu Girona'da kiralık olarak geçiren Sabek toplam 95 maçta 5 gol 17 asistle oynadı. Galatasaray, Bayern Münih'in orta sahası Goreska'nın peşinde. Galatasaray'ın daha önce de kadrosuna katmak istediği ancak gerçekleştiremediği transfer hakkında yoğun mesai harcadığı kaydedildi. 30 yaşındaki Alman orta saha için Galatasaray'ın ödeyebileceği bon servisinde 10 milyon euronun üzerinde olduğu konuşuluyor. Maaşında 5 milyon euro bandında da olması bekleniyor. Goreska oyunun her iki yönünde efektif bir şekilde oynayabildiği için Okan Burun listesinde birinci sırada. Galatasaray'ın Scott McTominay için teklif yaptığı ortaya çıktı. Rudy Galetti'nin yaptığı habere göre sarı-kırmızı ekibin teklifi 15 milyon euro. Galatasaray'ın bu teklifi ise son teklif. Daha üstüne çıkmayacağı söyleniyor. 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin bitmesine bir sene kaldı. Fakat yine de İngiliz ekibi 25 milyon euro talep ediyor. Galatasaray, Norwich City'nin yıldız ismi Gabriel Sarı için temaslara başladı. Sarı Kırmızılı ekip anlaşma zemini arasa da bu pek de kolay değil. Premier Lig'e geri dönmek isteyen Norwich kulübü Brezilyalı yıldızı elinde tutmak istiyor. Hatta gidecekse de 30 milyon eurodan aşağıya göndermeyi hedeflemiyorlar. Galatasaray acele etmeden talep edilen rakamın düşmesini bekliyor. Kerem Aktürkoğlu Avrupa hayalini bu yaz transfer döneminde gerçekleştirebilir. İspanyol ekibi Real Sociedad iddialarının ardından somut temasa geçen iki kulüp daha oldu. İtalya'dan Serie A takımı Roma ve Fransız ekibi Lille, Mundo Deportivo'da çıkan habere göre her iki kulüp de Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi için 10 milyon euroluk bütçe ayırmış durumda. Ancak Sarı Kırmızılı ekibin bu rakama sıcak yaklaşması pek olası görünmüyor. Piyasa değeri 17'den 15 milyon euroya düşen futbolcu için Sarı Kırmızılı kulübün beklentisi 20 milyon euro. Ancak bu teklifin gelmesi de şu an için pek de kolay gözükmüyor. Bonuslarla birlikte 15 milyon euro bandında bir bonservis ücretine Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'ya transfer olması söz konusu olabilir. Sergio Oliveira yeni sezon planlamasına düşünülmüyor. Portekizli futbolcuya Braga'dan sonra yine ülkesinin takımlarından Santa Clara'da talip oldu. Ayrıca Eyüp Spor'un da girişimleri var. Yine farklı bir iddiaya göre de Valencia'da masada. Bu ihtimallerin hiçbiri olmazsa Galatasaray, Oliveira'nın sözleşmesini feshedecek. Tabii bu yılki maaşını vererek. Fenerbahçe yönetimi teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği 6 numara için düğmeye bastı. Sercan Amzoğlu'nun yaptığı habere göre Fenerbahçe cephesi Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı. Arjantinli futbolcu şu anda boşta. Anlaşma sağlanırsa bu yüzden bonservis ödemesi yapılmayacak. 30 yaşındaki futbolcunun 20 milyon euroluk güncel market değeri var. Arjantinli oyuncu geçtiğimiz haftalarda Copa Amerika'yı kazanmıştı. Rodriguez geride bıraktığım sezonda ayak bileğinden sakatlanmış ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmıştı. Yıldız oyuncu bu süreçte 17 maçta forma giyemedi. Hem kulüp hem de milli takım düzeyinde gösterdiği performansla dikkat çeken deneyimli futbolcu. Defansif orta saha pozisyonunda oynamasıyla, oyun kurma ve savunmaya yardım etmesiyle tanınıyor. Guido en yüksek piyasa değerine de 2022 yılında 28 milyon euro ile ulaşmıştı. Napoli Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jadon Osterwolde için resmi teklifte bulundu. İtalyanlar Fenerbahçe'ye 18 milyon euro teklif etti. Ancak Sarı Lacivert'te ekip bu rakamı az bularak teklifin güncellenmesini istedi. İtalyan ekibinin Osterwolde'yi çok istediği ve rakamı yükselteceği de ortaya çıktı. Genç futbolcu geçen sezon ortaya koyduğu başarılı futbolda dikkatleri üzerine çekmişti. Jose Mourinho Hollandalı yıldızın satılmasına sıcak bakmıyor. Ancak Napoli 25-30 milyon euro seviyesine çıkarsa yönetim teklifi değerlendirmeye alacak. İngiltere şampiyonşip ekiplerinden hasiyeti Fenerbahçe'den Miguel Crespo'yu kadrosuna katabilir. Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Crespo UEFA kadrosuna da dahil edilmemişti. Gelecek yıl sözleşmesi bitecek. Sarı ekip az da olsa bonservis kazanarak oyuncusunu göndermek istiyor. Beşiktaş uzun süredir gündeminde olan Emirhan Topçu transferinde mutlu sona ulaştı. İspanyol ekibi Las Palmas'ın ilgilendiği 23 yaşındaki stoper, kulüpler arasında yapılan pazarlıkların olumlu sonuçlanmasından sonra İstanbul'a geldi. Beşiktaş Karadeniz ekibine bonservisi için 3.4 milyon euro ödeyecek. Emirhan ise siyah beyazlı kulüpten yıllık 600 bin euro kazanacak. Sol ayaklı futbolcu, asıl bölgesi olan stoperin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor. Beşiktaş Zenit'in yıldız oyuncusu Robert Renan'ı kadrosuna katabilmek adına görüşmelere başladı. Ertan Süzgün'ün haberine göre Zenit oyuncusu için 15 milyon euro talep ediyor. Beşiktaş ise bu rakamı aşağıya çekip ödeme planını yıllara yaymayı planlıyor. 20 yaşındaki Brezilyalı stoper geçtiğimiz sezon internasyonelde kiralık olarak formu giydi. Brezilya temsilcisinde 29 maça çıkan Renan 2 asistlik performans ortaya koydu. Beşiktaş ile Antalya Sporu arasında Bünyamin Balca pazarlığı resmen başladı. 1 milyon euroyla Akdeniz ekibinin kapısını çalan Beşiktaş ilk görüşmede istediği sonucu alamadı. Antalya Sporu ise kapıyı 2 milyon eurodan açtı. Tarafların orta yolda buluşacağı ise tahmin ediliyor. Bünyamin de Beşiktaş'a transfer olmayı çok istiyor. Fransız Spor Gazetesi Lekip'te çıkan habere göre Trabzonspor, İmran Loza'ya talip oldu. Loza'nın peşinde 3 Fransız kulübü daha var. Ayrıca Trabzonspor ve Pauk'ta Watford'a oyuncu için teklif götüren kulüpler arasında her iki kulüpte satın alma opsiyonu kiralık anlaşmasını önerdi. Ancak Loza kariyerine Fransa'da devam etmek istiyor. Yine de merkez orta saha için çalışmalar devam ediyor. Trabzonspor yaklaşık 10 gün önce başladı Vegors operasyonunda mutlu sona ulaşmak üzere Karadeniz devi 31 yaşındaki Hollandalı golcü için maddi konularda el Hatta 1.97 boyundaki futbolcu kendisi için gösterilen evi de beğendi. Vegors'ta Trabzonspor arasındaki anlaşmada çok küçük detaylar kaldı. Ancak bölne kulübüyle bonservis görüşmeleri devam ediyor. Böylece videomuzun sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bakalım.